geldiniz. Normalde bu basın toplantısını bizim gelir gelmez yapmam gerekiyor ama bu ara biliyorsunuz transfer işte bitmemişti. Doğru şekilde bitiriyorlar. Onun için de bizimle transferleri tamamen bittikten sonra, kadronun yenileştikten sonra yapmak istedim. Tabii ki burada imza attığımız gibi bir basın toplantısı yapmıştık. Ama o başkanla beraber yaptığımız bir toplantıyla ve de imza töreni olduğu için yaptığımız toplantıydı ama ondan sonra bir de hazırlık dönemi geçti. Futbolcu arkadaşlarımız geldi gitti. Aynen şu anda ne futbolcu alma şansımız var ne de futbolcu alma şansımız var. O yüzden de net şekilde güzel bir basın toplantısı yapabiliriz. Sizlere ben takımımızla ilgili bilgi vereceğim tabii ki. Burada sizlerin soracağınız sorular aklınıza ne geliyorsa her şeyi de sorabilirsiniz. Onun için kritik bir döneme gireceğiz bundan sonra takımımız olarak. Onun için de böyle güzel bir kahvaltı, güzel bir basın toplantısı yapmak. Hem de çoğunu zaten tanıyorum. Hem de tanıyorum arkadaşlarla tanıştık. Ve tabii ki arasında bir araya geldik ama böyle toplantı kolay kolay yapmak istemiyorum ben yani böyle bu toplantı. Zaten alt zamandan önce her türlü görüşümüzü, her şeyimizi söylüyoruz. Aynı şekilde devam ederiz. Yani ben basına karşı her zaman saygılıyım. Gittiğim her kulüpte hiçbir zaman antrenmanlarımın basına konuşmam. Hiçbir zaman tutmadığımda bugüne kadar. Onun için de siz de herhalde aynı şekilde, bunlar önce nasıl çalışmışsa aynı şekilde çalışmak istiyorum. Şeffaf şekilde her şeyi sormak ve serbestiz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi biz sezon başı biraz sıkıntılı başladık. Onun sebebi de bizden önce bu takımın çok oyuncusunun gitmesinden dolayı bir sıkıntı yaşadık. O yüzden de çok az bir kadroyla antrenmanlara başladık. Ama hem geledeki kampımız olsun buradaki, hem yurt dışındaki kampımız olsun gerçekten mükemmelmişti. Olan arkadaşlarımız da çok çok iyi şeyler yaptık. Antrenmanlarımız mükemmeldi. Başlarında çok çok iyiydi. İyi de takımlar olmadı işte. Malatya'yla başladık. Vitesi'yle devam ettik. Ajax'a oynadık. Anton Fenerbahçe'yle orada maç oynadık. Hepsinde çok iyi şeyler yaptık ama kısıtlı bir kadroyla yaptık. Elimizdeki en fazla 14 oyuncu falan vardı. İşte oradan genç arkadaşlarımız da aldık. Altyapımızı aldık. Ve sezon şeyini de öyle tamamladık ve geldik. Tabii buraya geldiğimizde de kulüplerin biliyorsunuz yani kuruluşları gibi biraz sıkıntılar vardı. Ondan dolayı da transferlerimizi böyle tam anlamıyla yapamadık. Ondaki neden tabii ki yönetimle bağlı bir neden değildi. Çünkü neden bir tek siyasla çalışmadım. Yani kulüplerde çalıştım. Ben gördüğüm en güvenli kulüplerden bir tanesi Sivasspor'du. Yönetimi gerçekten aynı yönetim istikrarını koruyor. Başkan öyle yıllardan beri bunun için her şeyi yapıyor. Yönetim. O yüzden ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. O yüzden de düzenli bir şekilde giren bir kulübümüz var. Hiçbir zaman kendisinden aşırı şekilde büyük transferler veya gereksiz transferler zaten biz bilmiyoruz. Onlar da hiçbir zaman yapmadılar. Hiçbir zaman oyuncularda maddi açıdan sıkıntı yaşamadı burada çalışan oyuncuların, oynayan oyuncuların. O yüzden gerçekten bu mükemmel bir şey ve aynı şekilde de şu anda yönetim olarak kuruyorlar. O yüzden kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Ben burada çalışmaktan dolayı bir kere çok mutluyum. Her şeyden de kendim yönetiyorum. Kendi bildiğim yönetim, kendi tanıdığım bir taraftar kitlesi var. Ama ne olursa olsun buradaki en önemli şey bizim başarılı olmamız gerekiyor burada. Başarı da tabii bir tek bizimle gelmeyecek. Buradaki yönetimin tavrı ve bu taraftar çok çok önemli. Bence birinci önemli olan taraftar çok çok önemli ve sizlerle bütünleşip birlik beraber içinde güzel şeyler yapılabilir. Yapılmaması için de bir neden yok tabii ki. Ama bizim yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de biz bir yeni takımız. Yani kim ne derse desin yeni bir takımız arkadaşlar. Belki de çok oyuncumuz gittiği için mecburen yeni transferler yaptık. İşte örneğin Isaac, Armin, Furkan, Fernando, Hugo, Yatavari, Traore, Paul, Barış ve bunların hepsi sonradan geldi. Yani biz bazıları hele de ilk başladıktan sonra geldi. Bazıları hazırlık dönemini bitirdikten sonra buraya geldikten sonra geldi. O yüzden de
o çalışma, birlik, beraberlik açısından biraz sıkıntı yaşadık arkadaşlarımızla. Mesela örneğin Traore'yi aldık. Keşke Traore'yi sezon başlar başlamaması. Veya Traore Tavare'yi sezon başı başlar başlaması. Sadece ikisini örnek verdim. Bir sürü var. Mesela Armin öyle genç arkadaşımız. Onun için bu kopuk kopuk bir hazırlık dönemi geçirdik ama neticede hepsini bir tutturduk. Sonra lige çok iyi bir giriş yaptık. Gerçekten çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Ve net bir galibiyet aldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Oyun olarak, her şey olarak da. Rize'de tabii ki biraz sıkıntı yaşadık. O da hem Rize'nin iklimi gerçekten oyuncudan çok etkiledi. Yani çok uzun bir yolculuk yaptık. Artı oradaki hava olsun, saha olsun biraz etkiledi ama ikinci yarı çok iyi oynadık. Ve bana göre o maçın hakkı da en kötü beraberlikte oynadığımız oyunda. Ve sonra Antep maçına geldik. Yine aynı şekilde bir sıkıntı yaşadık. Ve bu maçlarda yaşadığımız sıkıntı ilk yarı istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı da Antep maçında yine çok iyi oynadık. Çok bayağı iyi pozisyonlar yakaladık. Değerlendirerek onları. Ama yine tabii ki ne olursa olsun birlikte her puan çok önemli. Kendi sahada da olsa. Tabii ki gayemiz yenmek de. Ama bazen istediğiniz şeyler olmuyor. Bakın sürprizler yaşanıyor şu anda. Onun için şey değil, o kadar önemli değil ama şimdi önemli olan bundan sonrası. Bundan sonra oynayacağımız 3 tane maçımız var. Bizim için final niteliğini taşıyan Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor. Bizim bunlara karşı tabii ki farklı düşünüyoruz ve biz bunları kendimiz için, geleceğimiz için final maçı gibi maçlar yapıyoruz. Ve buralardan mutlaka çok iyi şekilde çıkmamız gerekiyor. Ama bir tane de gerçek var. Şu anda hiçbir takımı tanımıyor. Yani biz Antep'e örnek veriyoruz. Gerçekten tanımıyoruz. Yani analiz yaptırıyoruz, maçını seyrettiriyoruz. Ama çok maç oynamadıkları için de böyle kapalı bir kutu gibi oluyor. İstediğiniz tedbirleri yine yapıyoruz yaptığımız analizlere göre. Ama yine de bazen eksiklikler olabiliyor. Ama ligin 6-7. haftasından sonra mutlaka herkes birbirini tanıyacaklar. Ondan sonra da gerekli her şeyi yapılacaktır. Yani biz takım olarak gerçekten iyi bir havamız var. Takım olarak iyi arkadaşlarla kurulu bir takım. Yetenekli arkadaşlarla kurulu bir takım. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor ki birazcık daha bize zaman lazım. Çünkü bazı arkadaşlarımız en son oynadığımız hazırlık maçı biz alıyoruz. Bu hazırlık maçlarında sonuç kesinlikle bizim için hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bazı arkadaşların maç temposunu kesinlikle kazanmaları gerekiyor ve takıma hazır olmaları gerekiyor ama son maçta gördük ki bazı arkadaşlarımız hala hazır değil ve onlara da bayağı bir zaman lazım. O yüzden de biraz oyunda sıkıntı yaşıyoruz bazı arkadaşlarımızın hazır olmamasından dolayı. Ama onlar da inşallah kısa sürede gelecek çünkü bizim herkese ihtiyacımız var. Tahminime göre bir ay sonra, büyük ihtimalle Antalya maçından sonra da kupaya da gireceğiz. O yüzden herkese ihtiyacımız olduğu için herkesi de bir an önce hazır etmeye çalışıyoruz ama bu da bizde bayağı zaman alacak. Şu anda Armin'in adele yırtığı var. En az 2 hafta bu arkadaşımızdan zaten yararlanamayacağız. Barış'ın daha önce bizden önce sakatlığı varmış ödemeden dolayı ameliyat geçirmiş 3 hafta Barış'tan yararlanma şansımız olmayacak. Ziya'da sol kasımda yırtık var. Ziya oynamayacak gibi bu maçta. İnşallah öbür maça yetiştirmeye çalışacağız. Fatih'in bir sıkıntısı var, ondan maçtan dolayı olan. Onda oynayıp oynamayacağı belli değil. Yani 4 tane bir sakatımız var. Öbür taraftan sakatlar kadar önemli olan da biraz önce söylediğim gibi hazır olmayan arkadaşlarımız var. İşte onları da bir an önce hazırlatmaya çalışacağız. Yani biz baktığınız zaman biz kulüp olarak da mütevazi, böyle aşırı transfer yapmayan, aşırı yüksek transfer yapmayan bir takımız. Ama iyi oyuncu almaya çalışan bir takımız. Bir sürü oyuncu bulduk biz. Gerçekten çok çok iyi oyuncular bulduk ama maalesef bazı dengelerde kulübümüz korumak anlamında olduğu için bazı istediğimiz şekilde olmayabiliyor. Çok yüksek rakamlar olduğu için. Şu anda baktığınız zaman Türkiye'de liglerde de belki yani çok yerli oyuncu oynatan takımların başına geliyoruz. Ve de transferlerimize baktığınız zaman hiç bonservis parası ödemeden transfer yapan tek takımız. Yani onun için biz burada tabii ki biraz zamana ihtiyacımız var.
Ama zamana ihtiyacımız var derken de önümüzde oynayacağımız maçlara da hayırlı bakıyoruz. Çünkü önümüzdeki oynayacağımız maçlara mutlaka iyi şekilde çıkmamız lazım. Özellikle Başakşehir maçı. Başakşehir takımı biliyorsunuz bana göre dört büyükler kadar kuvvetli bir takım şey açısından. Her açıdan. Hem kadro açısından hem maddi açıdan gücü var. İstediği oyuncuları alabiliyor. Örneğin bizim alacağımız bir oyuncuyu tam biz alacağımız zaman çıkıp daha büyük para verip alabiliyor. O güçleri var. Bahçe iyi bir takım olacağız. Başakşehir. Ama bizim biraz önce de söylediğim gibi mutlaka bizim orada çok iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor. Oyuncular da bu işin bilincindeler. İnşallah burada gidip iyi bir şekilde bitirip döneceğimize inanıyorum ama burada önce bir Trabzonspor maçı olsun, Alanya maçı olsun da Başakşehir gibi eşdeğerde ve hakikaten bizim için çok çok önem taşıyan maçların başında geliyor. Şimdi tek sıkıntımız işte biraz önce saydığımız arkadaşlar, onların dışında zaten hiçbir sıkıntımız yok. Yani gerçekten çalışma ortamımız, her şeyimiz gayet iyi, yönetimimiz çok çok iyi. Yani bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tek sıkıntımız hem sakat arkadaşlarımız hem de maç eksiği olan ve şu anda sonradan katılan ve hazır olmayan arkadaşlar. Onlar da kısa sürede geldi ama inşallah çok iyi bir takım olacağız yani. Sormak istediğin bir şey varsa arkadaşlar her şeyi sorabilirsiniz. Tabii ki burada biraz benim Rize maçında takıldığım VAR sistemiyle ilgili biraz sıkıntılar var. Onunla ilgili de tabii ki soru sorarsan ona da cevap verebilirim. Çünkü biz kimseyi kötülemek kalama şeyde değiliz. Kulüp olarak da öyleyiz. Hiçbir zaman da aşırı şekilde çıkıp tepki gösteren de değiliz ama özellikle ben takımın böyle haksız durumda olduğu zaman da tepki göstermemiz de gayet normal ama kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden de bazı şeyleri söyleyebiliriz yani. Evet, hocam öncelikle hazırlık dönemi çok iyi geçirdiniz. Maçlar da çok iyi geçti ama hep üst düzey takımlar var önde. Ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları da yine üst düzey takımlar ama daha sonrasında tabii sanki bir konsantrasyon eksikliği mi oldu? Yani hep üst düzey böyle oyuna ondan sonra Gazişehir maçı özellikle etkili oldu mu size? Yani şimdi konsantre eksikliği değil de mesela şöyle bir kere herkes maçtan önce sahaya çıkarken falan hırslı, arzulu, istekli zaten benim kendi yapımımdan olarak disiplinsizliği hayatta izin vermem mümkün değil. Ama tabii ki bazı maçlar değişik olabiliyor. Örneğin mesela biz Rize maçına gitmeden önce burada bir hafta konuştuk. Çünkü neden? Rize takımı deplasmanda galip gelmiş. Taraftarın önüne ilk defa çıkıyor. Ve o maça böyle hırslı, arzulu, istekli çıkabilirler. Bizden daha şey çıkabilirler. Taraftarın önüne çıkıyor ilk defa. Nasıl biz Fenerbahçe maçına çıktıysak taraftarın ilk defa karşısına. Böyle bir şeyi bekliyorduk biz. Ama bizim için önemli değildi o. Çünkü biz oradan çok iyi şekilde ayrılacağımıza inanıyorum ben. Özellikle kendim. Ve bizim orada yaptığımız hata var. Yani mesela örneğin yani futbolun dışında biz o maç en kötü beraber bitirebiliriz. En kötü yani. Eğer biz o gereksiz golü yemeseydik. İlk yediğimiz gol. Bariz penaltı. Çünkü orada arkadaşımızın yapmaması gerekiyor. Özellikle bir oyuncuyu tutmak, 18'in içinde bir oyuncuyu tutmak, formül atılırken normal, gayet penaltı. Ve o gol olmasaydı, böyle gereksiz hareket olmasaydı biz oradan rahat istediğimiz şekilde gelirdik. Yani bizim oradaki ilk yarıdaki oyunumuzdan memnun değildik biz. Ama ikinci yarı çok yorduk. Yani her türlü kontrolleri yakaladık. Bana göre iki tane de net penaltı var. Yani. Ondan sonra değiniriz ama dediğim gibi yani bizim takımda konsantre eksikliği olmaz ama dediğim gibi tanımadığın takım oluyor. İşte örneğin Antep maçı örnek verdiniz. Gerçekten tanımadığın bir takım. Sonra baktık hepsi çok süratli, çabuk adamlar. Yani ikinci yarı ben daha ilk defa yaptım belki de. Bir de Lyon maçında yapmıştım Denizli'de. İlk defa 32. dakikada ben oyuncu çıkardım. Çünkü takımı gördük karşı takımı. Ona bir zaman tedbir aldık. İkinci yarı tekrar bir oyuncu daha aldım. İki kişi birden aldı. Her şeyi böyle aldım biz de. Ve en sonunda Kone'yi aldı işte. Maçın sonunda da oldu ve golü bulduk. Ve o gole kadar da zaten bir sürü pozisyon bulduk. Biz her takıma pozisyona gideriz. Bizim takımı her defa gol atıyor. Baktığınız zaman bizim var. Ama son iki maçta tek sıkıntı yediğimiz goller. Ve golleri de kötü yiyor. Yani adamlar alıp atsalar veya başka bir şey yapsalar sorun yok. Ama onu da
inşallah kısa sürede düzelteceğiz. Hocam bu VAR sistemiyle ilgili söylediğiniz, şimdi teoride uygulama usulleri belli. Sizlere de çeşitli zamanlarda gelip eğitimler veriyorlar. Futbol izleyicisinin de bizlerin de merak ettiği konu şu. Hangi pozisyonda VAR'a gidip gitmeyeceğini hakemler kendileri mi karar veriyor? Bir de bu karar verişlerinde bir uygulama bütünlüğü var mı? Şimdi tabii ki buraya biz lig başlamadan önce VAR Şimşek geldi. Ülkenin iyi hakemlerinin bir tanesi VAR'ın da başında. Şimdi ben bunu söyleyeyim, ben de kendi fikrimi söylemek istiyorum. Bence VAR çok güzel bir şey. Yani bir kere hakem arkadaşlarımızın bütün hatalarını sıfıra indiriyor. Ben Kasımpaşa'da çalışırken işte Deniz Çoban bize bir hata yaptı. Penaltı olmayan pozisyonu penaltı yaptı. Ve sonra geldi bizden özür diledi ve hakemliği bıraktı. Eğer VAR sistemi olsaydı, güzel şekilde onu izleselerdi, şu anda Deniz Çoban hakemlik yapıyor. Bu kadar basit yani. Çok basit. Yani, o yüzden yararlı bir şey. Bu bir de Anadolu takımlarına içinde çok yararlı bir şey. Ama hakem arkadaşlarımızla maalesef şimdi biraz sıkıntı başladı. Bana göre tam iyi şekilde VAR'dan yararlanmıyorlar. Çünkü gitmiyorlar. Yani onun bir dakikasını alıp, 30 saniyesini alıp gitmeleri gerekiyor, görmeleri gerekiyor. Özellikle bizim Rize maçında bırakın orta hakemi, kimse o pozisyonları kolay kolay göremez. Neredeyse 20 tane oyuncu, 20 tane kalecileri saymıyorum, 20 tane oyuncu, hatta 21 tane oyuncu diyelim. 18'in içindeydi yani o bizim pozisyonlarda ve 2 tane net pozisyon vardı. Hadi bir tanesini es geçebilirsin ama ikincisini geçme şansı yok. Onlar nasıl yapacak? Gidecek, seyredecek. Oradaki arkadaşları da söyleyecek, burada söyleyecek, seyredecek. Şimdi burada bir tane bir şey var, benim kendi düşüncem. Orada yanlış yapılan bir şey var. Bence VAR'ın başında olan arkadaşların maç yönetmemesi gerekiyor. Yani VAR'a bakacak olan arkadaşların, arkadaşımız bir hafta önce maç yönetiyor, ondan sonra o arkadaşımız öbür hafta başka maça çıkıyor. Şimdi Hüseyin Göçek bizim maçtan önce VAR'ın başındaydı, şeyde Rize'de. Ve sonra bir hafta sonra bizim maça geldi. Yani şimdi buradaki şeyde biz de tabii Hüseyin Göçek'i gördüğümüz zaman hocam niye vermediniz geçen haftakini diyorsunuz. Soruyorsunuz ister istemez arkadaşımıza, hakem arkadaşımıza. Yani hepsi değerli arkadaşlarımız, hepsi değerli hakem arkadaşlarımız. Ama VAR sistemindeki yanlış bence maç yöneten arkadaşların orada olmaması gerekiyor. O VAR sisteminin başında VAR Şimşek varsa VAR Şimşek'in de kendine göre bir ekip olması gerekiyor. VAR sistemindeki hakemler belki kimsenin bilmemesi gerekiyor yani. Şimdi örneğin oraya birini koyuyorlar, o arkadaşımız işte yanlış yaptıysa veyahut da VAR'a çağırmadıysa, bir şey olduysa öbür hafta sen o arkadaşı o maça verdiğin zaman o arkadaş çok büyük tepki alır. İşte örneğin işte Hüseyin Göçek, yani bizim maça geldi. Yani Allah'tan Sivas Spor taraftarı böyle şey bir taraftar, öyle agresif veyahut da öbür hafta hatırı yapılan hatayı hemen yüzüne vuran veyahut da hakeme tepki gösteren bir taraftar değiliz biz. İyi taraftarız yani. Yani şimdi bir şey olmuyor, ya başka bir taraftar olsaydı başka şeyler olurdu yani. Onun için benim kendi düşüncem VAR'daki arkadaşların maç yönetmemesi gerekiyor. Maç yönettiği takdirde her zaman o sıkıntılar yaşanacak. Veyahut da VAR'da kimin olduğunu açıklamamaları gerekiyor. Veyahut da VAR'da madem o kadar şeyse konuşulanları da herkesin bilmesi gerekiyor. Ya bu ama bence birincisi en doğrusu VAR Şimşek'i getirmişsiniz. Yılların hakemi, herkesi çok iyi tanıyor. O zaman VAR Şimşek'i alacaksınız, ona ekip kuracaksınız. O ekibi her yere dağıtacak. Yani her yerin şey VAR sisteminde onlar olacak. Bir hafta maç yönetmiş arkadaşımız, öbür hafta geliyor VAR'ın başına geçiyor. Yani bence doğru bir şey değil yani. Hele hele bir de şu da var, oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Eğer kıdemli bir hakemse maç yöneten, altındaki kıdemsiz bir tanesi ise hiç ilgilenmiyor bile. Yani belki de gitmiyor, onu takmamak için gitmiyor, o da olabilir. Onun için de buradaki benim düşüncem VAR sistemin yapılıyorsa bana göre çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey, iyi şekilde uygulandığı takdirde. Ama dediğim gibi VAR'ın bakan, eden arkadaşların başka arkadaşlar olması gerektiğini inanıyorum ben. Çünkü bizim maçta bence bir daha söylüyorum, bilerek gitmedi yani. Fırat Aydınus bilebilirdi. Gitseydi Fırat Hoca da oradaki golü, penaltıyı kesinlikle görecekti. Yüzde görecekti. Ha gitmedi. Yani gerek görmüyor. Halbuki gitseydi herkes görüyor. Ha bir de şu var. Eğer bizim o maçtaki pozisyonumuz bize değil de Fener Galatasaray Beşiktaş Trabzon'a yapılsaydı o olay çok farklı olurdu.
Fırat Aygunus'u öbür hafta maç vermezlerdi. Kesinlikle vermezlerdi yani. Onu gördükleri zaman. Onun için yani eşit davranmaları gerekiyor. Benim tek düşüncem vardaki arkadaşların kesinlikle maç yönetmenin varın ayrı bir kadrosu olması gerekiyor. O zaman aktif hakem olmamalı lazım. Ya aktif hakem olabilir veyahut da şöyle aktif derken tabii ki Süper Lig'de maç yönetmemesi gerekiyor arkadaşımızın. Ona göre bir ekip kurulması gerekiyor. Yani tecrübeli, bu işi bilen iyi ekip kurulursa Barış Şimşek bana göre ideal. Yani hakemliğini yeni bırakmış, çok iyi durumda. Öyle arkadaşlarımız var. Onları getirip koymaları gerekiyor. Bence yani benim kendi fikrim tabii ki doğru olabilir, yanlış olabilir ama bana göre bizim bu maçtaki pozisyon gerçekten hakemlik için, var için ideal bir pozisyondu. Onu rahatlıkla seyredip süzebilirlerdi yani. Kanal 58 Bekir Kurt. Öncelikle bu videoları ortam hazırladığınız için şahsım adına teşekkür ederim hocam. Şimdi istatistiklere baktığımız zaman en çok toplu oynayan takımlar sıralamasında 5. sıradayız. En çok isabetli şut çeken sıralamasında 5. sıradayız. Yani genelde ilk 5'teyiz. Ama son 2 haftada baktığımız zaman bunu sonuca yansıtamıyoruz. Evet. Acaba bu istatistiklerin sonuca yansıtamama sebebimiz sizce neden kaynaklandı? Yani toplu oynama bizde oluyor. Şu çeken biziz. Ama sonuç itibariyle istediğimiz yerde değiliz hocam. Şimdi arkadaşlar aslında istediğimiz yerde değiliz derken daha ligin başı. Yani şu an itibariyle yani. Bunlar olur. Şimdi bakın. Biz 2 tane maç oynadık. Antep maçını saymayayım. Biz 2 tane maçta Beşiktaş oynadığımız maçta Beşiktaş'ın korneri yok. Ama bizim 7-8 tane kornerimiz var. Rize Spor'la oynarken Rize Spor'a 12 tane korner attık. Onların bir tane korneri var ve o da penaltı ve bizim arkadaşımız adamı çekiyor. Çekmese bitti o. Bakın bu kadar üstün oynuyoruz. Her maçı üstün oynuyoruz. Ama size şunu söyleyeyim. Biz yeni takımız var. Yani daha yeni bir araya gidiyoruz. Şimdi Aron mesela bizde stoper aldığında Ümraniye'ni aldık. Bir tanesini Portekiz'den aldık sağ bekimize. Biz tamamen kadro değiştirdik. O yüzden bazen bazı şeyler zaman alıyor. Tabii ki son maçlarda gördüğümüz şey oyun üstünlüğü, korner, şut her şey var bizde. Bazı arkadaşlarımız da artık biraz kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor. Şimdi mesela geçen sezon istediği şansı bulamayan Erdoğan olsun, Mert Hakan olsun verdi şansımızı. Yani. Ve çok da iyi oynuyorlar. Yani ikisinden de ben çok memnunum. Hem kişilik, hem karakter, hem profesyonel olarak çok çok iyiler. Ama tabii ki bunu devam ettirmeleri gerekiyor. Bir sıkıra devam ettirmeleri. Biz onlara formayı hak ettiler, verdik. Oynadık. Oynadıklar. Bana göre de ikisi de çok kaliteli oyuncular. Yani şimdi bizim buradaki sıkıntılarımız bir kere şey, gol. Gol atmamız gerekiyor. Pozisyona giriyoruz, koordinatörün bir sürü şey yapıyoruz. Gol atmamız lazım. Onu da inşallah, bak bizim gol atmadığımız maç yok. Biz gol atacağız. Bu hazırlık maçlarına dahil arkadaşlar. Onun için atıyoruz ama yemememiz gerekiyor. Yani her gol yiyeceğiz tabii ki. Gol de yiyeceğiz, olacak bunu. Öyle yemememiz gerekiyor. Özellikle kendi hatalarımızdan, özellikle futbolun dışında olan hatalardan yemememiz gerekiyor. Yani dediğimiz gibi şimdi biz yeni bir takım, gerçekten yeni bir takımız. Yani işte belki ikincilikten çıkan işte şey gibi, Antep gibi, yani gençler gibi, yani daha yeni bulunan bir takım gibi. Çok oyuncu gitmiş. Eğer bizim iskeletimiz, şimdi böyle bir şey var. Eğer bizim iskeletimiz olsaydı takımın işte bir Alanya, bir Malatya, bir Göztepe gibi iskeletimiz olsaydı ben kulübümüzde başkanı diyecektim. Başkanım bana 4 tane transfer yap, ama iyi transfer. 4 tane çok kaliteli oyuncu olur. Bitsin. 4 tane fazla bit. Abi geliyorsun, defans yok. Sağ yok, yok, yok. Tekrar yeni takım kuruyoruz. Öyle iskeletli bir takım olsaydık, biz şimdi belki de çok kaliteli 4 tane oyuncu alıp parayı da verip hemen başka bir takım olabilir. Yani. Biz şimdi bu sene mesela iskeleti kuruyoruz. Seneye bu dediğimizi yapacağız. Bir sene olabilir yani. Veya ikinci yer olabilir. Şimdi. Yapacağımız böyle transferler. Onun için bazı şeyler de eksik olabilir. Bu biraz önce siz de söylediniz. Hep üst düzey takımlarla oynadık. Ve hazırlık dönemi herkes gerçekten mükemmel mücadele ettiler. Ama biz işte Rize maçı olsun, Antep maçı olsun, onlar böyle şey kesinlikle bize vermediler.
İşte diyorum, Antep maçının iki oyuncu yerden değişti. Değerli arasında. İki takımı tekrar iyi bir şeye getiren diyor. Ve gerçekten de işe yarar. Hem bizde maç olsun, hem Antep maç olsun. İkinci yarı çok iyi oynadık. Biz iyi olacağız. Ama biraz tabii ki hazır olmayan arkadaşlarımız olsun. Hem işte sonra gelen arkadaşlarımız olsun. Biraz adapte olmaları, uyum sağlamaları, fizik olarak hazır olmaları. Örneğin TAP geldi bize. Ya bir anda geldi ya. Bir anda aldık yani. Hazır değil bu. Traore hazır değil. Barış hazır değil. Yeni aldık ya. Yeni aldık ya. Bunların nereden baksam bir an bir buçuk ayı bulacağım. O yüzden de sıkıntı tabii ki yaşayacağız yani bazı yerler. Evet, defans, pardon. Defans kurgusunda sadece sol kanat sabit diye böyle değişti. Ondan dolayı da sıkıntı yaşıyor muyuz hocam? Yani yok, şimdi şöyle yaşıyoruz tabii. Birine sakatlanır, şimdi Ziya yok. Yani Uğur var. Uğur'a bir şey olsa sol taraf. Yani sol sabit diye böyle hepsi değişti. Transferde yeni geldi ya, onun da bir sıkıntısı evet, var. Evet, onu söylüyorum. Zaten sizin dediğiniz doğru. Biz zaten dedik ki bize transferde sol taraf tamam. Üçlüyü kurmanın lazım. Yok, oyuncu yok. Orta sağda Hakan tamam. Abi Zinert Hakan'ı hemen oraya mount ettik. Nubil Erdoğan'ı mount ettik. Ve bana göre Türkiye'nin en iyi liglerinden birisi daha çıktı. Bana göre olacak Erdoğan mesela. Çok iyi bek oynayan bir arkadaşımız. Ondan önde de yararlanacağız, arkada da yararlanacağız. Ve şimdi yeni yeni şeyler de çıkar. Belki de bizim en iyi iki tane transferimiz Erdoğan'la Mert Hakan yani. Şu an. Ve Kore'den çok memnunum. Çünkü sen tecrübe, kişilik, karakter, her şeyi dört dörtlük. Ve şu anda da sezon başından itibaren üstüne koyup koyabilir. Belki olarak eksik kaldığını düşündüğünüz bölge var mı? Emre takımda kaldı. Milli maçta da ilk süre aldı. Onunla ilgili ders söylemek istersin. Şimdi tabii ki eksiklerimiz var şöyle. Yani bazı yerlerde eksiklerimiz var. Olabilir o. Ama şey yapacak durumda değiliz şimdi. Baktığımız zaman her yerde oyuncumuz var. Şu anda oyuncumuzun olmadığı mevki yok. Ama şimdi işte biraz önce söyledim ya, mesela Hugo'yu böyle söyledim. Biz Hugo'dan yararlanmak istiyoruz. Hugo'yu biz forvet arkası düşünmüyoruz. Ama Hugo bir türlü gelemedi yani istediğimiz şekilde gelemedi sakatlığından sonra. Yani burada bizim ihtiyacımız var. Örneğin işte Barış'ı aldık. Marcelo sakatlandı. Sabit, Fatih sabit değil ki. Fatih oynatıyoruz. Fatih'in bir esas yeri stoper. Şimdi Barış'ı aldık, Barış yok. Mesela 3 hafta. Bir sakatlık bir problemi var. Ya yani bunun gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Onun dışına baktığınız zaman bizim her yerde adamımız var. İki tane forvetimiz var. Ne bileyim kanatlarımız var. Ne bileyim forvetlerimiz iyi. Sağ bekte söyledik. Stoper de olabilir. Yani belki oraya çok iyi bir tane birer bir adam olabilir. Yani stoper. Tabii ki dediğiniz gibi biz bulduk. Oyuncu bulduk. Yani çok da kaliteli oyuncular bulduk. Hem maddi açıdan biraz sıkıntı oldu hem de onlardan kaynaklanan sıkıntılar oldu. Yoksa yönetimimiz bayağı bir uğraştı. Diabate'ye çok uğraştık. Mesela Diabate hem taraftar çok sevdi hem iyi futbolcu. Bayağı bir uğraştık. O olmadı. Yani uğraştığımız oyuncular oldu. Yönetim sonra gerçekten her şeyi yaptı. Yani maddi açıdan da yaptı. Her şeyini de yaptı ama bazen buraya oyuncu getirmek zor oldu. O yüzden o sıkıntılar yaşadı. Ama yönetim tabii sonra o yani kuruluşlar işlemde hallolunca o zaman giriştik ama maalesef bazen de geç kalmış olabilirler. Emre hocam. Emre'yle ilgili şöyle, Emre'yle ilgili Emre'nin transferi zaten biz sezona başlarken Emre gidecek gözüyle bakıyorduk yani. Bana öyle söylediler, Emre isteyenler var diye. Ben de dedim ki tabii ki hem Emre için hem kulüp için bir faydası olacaksa şeyi tabii ki gidebilir Emre. Ve Emre tabii sezon başı gidebilseydi ya, bizim için iyiydi tabii ki. Hemen o zaman bir arkadaş kazanabilirdik. Emre için bir oldu. Ama sezon ilerledikçe az kalınca tabii ki Emre'ye gelme şansımız olmadı. En son işte Beşiktaş istedi Emre'yi. Burada da veremezdik. Emre gibi birini verdiğin zaman Emre'nin de vereceğin, alacağın hiçbir şey kazancı olmaz. Sadece Emre için çok iyi olur. O yüzden de o transferinde vazgeçtik. Çünkü veremezdik o anda. Ha şimdi devre arası ne olur? Ölürsen olsun, transfer bitiyor. Bir şey bitiyor, sözleşmesi bitiyor.
Onun için ona göre davranmak gerekiyor. Şimdi Emre'nin yapacağı şey, gelecek burada kapasitesinin en üst seviyesine çıkacak. İlk yarıdan gider, sezonun gider veya da kulübün bizde mi kalır? Onun kararı zaten sezon içinde verir. Ama çok iyi bir oyuncu ve iyi şeyler yapacaktır mutlaka. Hem burada hem de gittiği yerde biraz daha kapasitesinin üstüne çıkacak. O da büyük bir sakatlık yaşadı. Aldı buradan bir yatırım oldu. Onun için inşallah o da iyi bir duruma gelecek ama onun da transfer yapılacaksa onun da zamanlamasını çok iyi yapmak gerekiyor. Sizce hocam Rize Spor maçı özellikle işte bizim dikkatimizi çekti. Daha önceden de vardı aslında hani böyle sorun ama bize göre tabii size göre bilmiyorum ama şimdi penaltı pozisyonu oluyor. Geçen yıllarda da oldu bu mesela. Hakem baskı yapıyoruz. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Yani saha içinde böyle bir lider futbolcu eksikliğini hissedeceği var mı hocam? Yani biz uzaktan gördüğümüz sanki böyle bir eksikliğimiz var. Hakem baskı altına alamıyoruz. Belki de hep beraber bir mesela Fırat Aydınus'la bir Rize maçında belki de bir baskı yapsın. Bir bana kötü türemesi saha içinde yani. Böyle bir eksikliğimiz var mı hocam? Yani şimdi şöyle, bizim birinci kaptanımız Ziya, ikinci kaptanımız Hakan. Ya ikisi de şey olarak, kişi olarak, karakter çok, olarak çok kalite, güzel. Tamam. Tamam, bu ama bu zamanla olacak. Ben mesela ilk Beşiktaş takımına kaptanına başladığımda çok gençtim. Yani bayağı gençtim. Ben pis kart mart görmezdim o zaman. Hiç sarı kart falan bile görmüyordum. Sonra İşte maçlar biraz böyle istediğimiz gibi gitmedi veyahut da daha bir olabilir veyahut da benden bir tane şey görmüş. Yöneticilerden bir tanesi bana geldi. Sizin söylediğiniz aynısını söylediler. Yani bir de daha dedi sen çok iyisin dedi, gerçekten iyisin dedi. Yani her yolunda çok iyisin dedi falan. Yani bir de yalnız dedi sen de işte de hakemlere gitmiyorsun dedi. Onlar dedi haksızlık yapıyor dedi, bir tepki bir şey gelmiyor mu sana dedi. Tamam dedim. Ondan sonra önde hakemlere gitmeye başladım bu sefer hakemlere gitmeye. Kart görmeye başladım. Ha, zamanla tabii onun da dengesi mi? Onun da dengesi mi? Çünkü o bir liderlik ismi. Liderlik vasfının olması gerekiyor. Ya ondan sonra ben kart görmeden hakemlerle nasıl konuşurum, ne yapalım, yaptım. Ama sizin dediğiniz doğru. Yani bazı şeylerde, yani hakemlere baskı değil de, bazı gerçeklerde göstermek gerekiyor. Şimdi söyleyeceğim açını konuşuyor musun? Bir şey istemez ki. Kural var şu, bir direkt yani direkt elini gidiyor yani bunu böyle açıyor, kareye gidiyor. Yani, güzel ya, yani bunu bir şey vermesi gerekiyor. Yani. Fırat Hoca bir de şey hoca değil ki, yeni başlamış, acemi, aman Allah'ım ne yapayım, yapalım. Onun için hiçbir şey yok pozisyonlar. Yani Türkiye'nin en iyi hakemlerinden bir tanesi yani. Ona yakışan da gidip Fırat Ergin'in sana yakışan da bunun bir gari bir bakayım diyecek. Bir 50 metre bir depar atacak. Bakacak, geri gelecek, yok diyecek, var diyecek, biz de oh diyeceğiz. Ama bunu seyrettiğimi bilmiyor, kardeşim yok diyeceğiz yani. Ama şu anda bizim takımımız gerçekten çok iyi insanlardan, iyi arkadaşlardan kurulu bir takım. Ama biz her şeyi mükemmel, yönetimimiz de kesinlikle. Şimdi buradaki tek şey bizim hazır olmayan arkadaşlarımızın hazır olması, sonradan gelen arkadaşlarımızın hazır olması, ondan sonra da alacağımız sonuçlar. Ya futbolda istediğiniz kadar iyi ol şey olarak her türlü ama neticede her şey sonuç. Onun için de bizim şu anda konuşacağımız tek şey bizim Başakşehir maçı. Ve bizim maçımız, Antep maçını bittikten sonra ilk ilmana başladığımızdan beri şu andaki tek düşünümüz Başakşehir takımı. Biz şey yaptık, şu anda inceliyoruz, ediyoruz, ona göre her bütün kafamız orada. Onun için şey, yani iyi bir takım olduğunu biliyoruz, çok kaliteli oyuncuların kurulu olduğunu da biliyoruz. Hani Beşiktaş gibi bizim de. Ama onları bildiğimiz için de bizim onların mutlaka herkesin, mutlaka en önemlisi kapasitelerin çok üstüne çıkarak, kendilerine güvenerek, hırslı, arzu, istekli oynayarak oradan görmemiz gerekiyor. Ondan sonraki Trabzon maçını belki en büyük benim güvenecek taraftar. Yani taraftarın da desteğiyle inşallah o maçtan da sizinle ilişkinle çıkacağız. Lakin bunlar şeyler, önemli şeyler bunlar. Ama ligin başındayız, her şey olabilir. Bir kere her şeyden önce taraftarımızın sabretmesi gerekiyor, sakin olması gerekiyor. Biz iyi bir takım oluyor, çok çok iyi oluyor. Yani. Ben arkadaşlarıma direkt inanıyorum, güveniyorum. Benim sadece burada istediğim bazı taraftarlarımızın
da şey olabilir, işte Fernando niye oynamıyor, Hugo niye oynamıyor gibi şeyler olabilir. Onu ben sadece bunları açıklamak istiyorum, sizlerin de bilin diye açıklamak istiyorum. Bu arkadaşların hepsi sonradan geldi. Bir tanesi de net şekilde %100 vazif olmadıkları içimiz. Onları sonra kullanıyoruz. Mesela Hugo benim en çok yaralanacağım oyuncuların başında geliyor. Armin de öyle. Mesela Armin sonradan geldi. Biraz tempo yaptı, adresi yırtıldı. Yani yırtık çıktı çocuklar. Ama önemli bir şey değil. Hugo zaten çok büyük bir sakatlık geçirdi. Bir türlü tam istediğimiz seviyeye gelmedi. Onlar da geldiği zaman biz çok güçlü, daha kuvvetli olacağız. Ve kupada da iddialıyız biz. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar %100 gideceğiz. Hocam, Büyük Sivas haberlendiğini duymaz. Biraz önce taraftarımızın çok sakin olduğunu söylediniz. Ama saha içinde evet bir lider oyuncumuz olmalı ama tribünde de sakinliği de biraz daha agresifleşen ama hooliganizme gitmeyen bir taraftar kitlesi olmalı, ateşlemeli mi? Çünkü siz taraftarı çok önemsiyorsunuz. Evet. Hani taraftara da bilgi veriyorsunuz ama biraz daha coşku olmalı mı? Nasıl bir tribün? Kesinlikle. Zaten arkadaşlarımı da çıkarken diyorum ki maçı başlarken taraftar hissettirin diyorum. Yani öyle istekli arzulu başlayın ki taraftar da sizle beraber olsun böyle. Mesela yani örnek vermek istemiyorum ama bir gerçeği söyleyeyim ben. Mesela şimdi şu anda da bizim Beşiktaş'ın belgeseli yani kol aşaması diye bir şey sinemalarda oynuyor. Bak biz Beşiktaş'tayken İnanın taraftarla maç kazanıyorum. Şu anda da öyle. Bana göre şu anda Beşiktaş'ın en büyük gücü taraftar yani. Konumuz farklı da. Taraftara girdiğiniz için söylüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın kötü de olsa, şey de olsa taraftar inanılmaz bir destek. Yani öyle maç kazanabiliyorsun. Ya onun için Sivas'ın da olmaması için bir neden yok. Ama yani benim dediğim yani agresiflik derken öyle olay çıkarsınlar falan istemem öyle. Ama istekli arzulu şekilde kumarını desteklemeleri gerekiyor. Yani herkesi. Öyle olduğu zaman zaten biz taraftarla bütünleştiğimiz zaman son maçı alıyoruz, her maçımız alıyoruz. Öylelikle biz kendi sahamızda maç kaybediyoruz. Taraftar desteğiyle. Bence çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ama benim söylemek istediğim şuydu. Şimdi bazı taraftarlar olabiliyor. Ha bu hakem diyor bizi yaptı diyor, öbür hafta buraya geliyor, tamam diyor. Geliyor o maçta bir türlü şey yapıyor, ceza giriyor. Bir türlü bir ceza giriyor, öyle istemiyoruz. Biz taraftarımızın da zaten öyle Sivas taraftarı böyle bütün halinde çok güzel onları da bence organize etmek gerekiyor. Onların da bu işin içinde olmaları gerekiyor. Ve beraber olduğu zaman taraftar, futbolcu beraber olduğu zaman aynı maçı zaten yaşıyorlar. Beraber yaşıyorlar aynı şeyi. Biri tribünde yaşıyor, biz sahada yaşıyoruz. Onlar da yaşıyorlar yani aynı şeyi, aynı heyecanı. Böyle birleştiğiniz zaman gerçekten dört dörtlük şey çıkar. Soru olarak değil hocam, bir araya girmek istedim. Gaziantep maçı, en son oynadığımız maçta Kone gol atana kadar seyirci çıt yok. Evet. Ta ki bizim ufuk arkadaşımız anons yapınca maçta olduğumuzu anladık hocam. Tabii canım, hem o var hem de bir de şöyle. Sen orada iki tane çok güzel hareket yap, iki tane bir şey yap, taraftar bir anda coşuyor. O yüzden taraftarı coşturmak için önce sahada coşman lazım. Ama taraftar şudur, taraftar kötü gün bozuldu. Ya taraftar her yerde, her zaman takımın yanında olandır. Öyle bir kurulur zaten. Yani ben çok güzel bir stat yapıldı buraya. Çok güzel atmosfer var, bir sürü şey var. Buraya taraftar gelebilir. Gerçekten yani. Sivas'ta gelebilir, daha fazla gelebilir. O zaman bu takım mutlaka çok başarılı. Hocam ben biraz geriye gideceğim. Çok şey konuştuk belki içinde ama sezon başı en erken anlaşma yapan teknik adamlardan birisiniz kulüplerde. Sivas Spor'a imza attınız. Daha sonra ilk açıklamanızda böyle taraftarı heyecanlandıran listenizin hazır olduğunu söylediniz. Bir, Sivas Spor Yönetim Kurulu size bir, belli bir bütçe verdi mi? Yani şu kadar bütçemiz var hocam. Önümüzü açıkladı mı? İki, az önce Bolu Kampı'da, Hollanda Kampı'da çok iyi geçti dediniz ama Bolu Kampı'nda maalesef birçok futbolcumuz şu anda kadroda olan yoktu Bolu Kampı'da. Yoktu. Hollanda'da son dönemde oldular birkaçı. Hazırlık maçlarında buna rağmen iyi performans gösterdik. Acaba bu bizi belki yanılttı mı yani? Hazırız, takımımız hazır. Bu konu. Mali yapıdan dolayı bütün kulüpler aynı şeyi söyledi. Yayıncı kuruluştan dolayı transfer yapamadığımızı, problem olduğunu söylediler. Bu konuda ek bir bütçesi
sunuldum hocam, yani kuruş olmasa da yaparız diye. Siz de sayıyorsunuz. Mesela Armin dediğiniz 2 hafta yok. Barış 3 hafta yok. Ziya 1-2 hafta yok yani. Yeni sakatlandı söylüyorum. Fatih belli değil. İşte Hugo'yu en çok merak edilen futbolcu. Zaman zaman sizlere de sorduk Hugo ile ilgili özellikle. Taraftarın beklentisi çok, mutlaka sizin de beklentiniz çok. Yine Traore son hafta alındı, son saatlerde alındı. Elimizde uzun süre belki de 1-2 ay bekleyeceğimiz bir futbolcu grubu var. Takıma güç katabileceğine inanırız. Özellikle bu transferler konusu net bir cevap almak istiyoruz. Taraftar da bunu öğrenmek istiyor. Kafanızda siz dediniz ki ben yönetime 3 isim sundum yani. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf gibi belki de. 3 farklı liste sundum benim anladığım o. Kafanızda istediğiniz sezon başı imza atarken, sözleşme imza atarken kurduğunuz transferler oldu mu? Yoksa devre arasını bekleyeceğiz o Rıza Hoca'nın meşhur transferlerle yığılmasın gelmesin? Şimdi ben buraya yönetim beni çağırdığında görüşmek için. Ben başka kulüpler de var görüşüyorum. Bana sunulan ben yönetime dedim ki ilk 5'e oynayacaksak ben varım dedim. İlk 5'e oynayacaksak ben varım. Hiç sorun yok dedim. Ya ben artık Sivas'ın bir hedefi olsun istiyorum yani. Yukarıya oynasın istiyorum. Fakat tabii ki bu belli bir bütçe verildi ama o bütçe şöyle bizim bir sıkıntımız, biraz önce de size anlattım, çok oyuncu almamız gerekiyor. Yani ya şimdi o belli bir bütçeyi sen o iyi oyuncuları, yani böyle pahalı oyuncuları harcayabilir ama çok zor. Yani bütün oyuncuların kadroyu da bulamaz. Onun için de tabii ki biz o zaman dengeli şekilde çalıştık. Yani oyuncu almamız gerekiyor ama çok oyuncu almamız gerekiyor. Bizim geldiğimizden beri en çok istediğimiz oyuncu biz belki bir şey oluyor. Yatabari. Onunla bayağı bir uğraştık. Biz Yatabari'yi aldık. Ama şimdi bizim seyrettiğiniz mesela Konya Spor'dan ayrıldıktan sonra sürekli maç seyrettik. Yani çok iyi oyuncular var. Ama bizim oyuncular kulübümüzün alınma şansı çok zor. Yani çünkü bonservisi var, bir oyuncunun şeyi farklı. Zaten bakın, oyuncular şimdi bir isteyen oyuncular, iki isteyen oyuncular şey ilerledikçe, transfer zamanı daraldıkça o hepsinin fiyatı düştü. O zaman da tabii ki bizden önce davrananlar oldu. O zaman biz çok seyrettik veyahut da böyle karar vereceğimiz oyuncuları çok seyrettik. Çünkü bizim hem iyi oyuncu almamız gerekiyor, hem kulüpteki dengeleri bozmamamız gerekiyor. O şekilde transfer yaptık biz. Ama biz dediğin gibi iskeletimiz olsaydı ben yönetimimize yürekten inanıyorum. Bize kesinlikle 3-4 tane oyuncu kesinlikle alırdık biz. Hem de çok kaliteli oyuncu aldık. Ama bizim çok oyuncu alacağımız için bu bütçeyi dengeli şekilde harcamamız gerekiyor. Bakın biz bazı oyuncular mesela Turare'yi, Barış'ı, bazı oyuncuları biz sonradan aldık. Diyoruz ya biz mesela Diyametre'nin parası az değildi. Bizim kulübümüz çok büyük fedakarlık yaptı o olmak için. Gelmedi ama yani kulübü vermedi. Birdenbire çok yüksek şeye çıkarttılar fiyatını, alma şansı yok. O zaman aldığı zaman buradaki bütçeyi darmadağın edersin. Yani onun için biz o zaman baktık ki şey yapmayacağız, öbür türlü alamıyoruz, onların dengeli şekilde. Ben çalıştık açımda. Ve şu anda kadromuzu da oluşturduk. 24 kişi net bir kadromuz var. Genç arkadaşımız var, tecrübeli arkadaşımız var, geleceği çok iyi olacak olan arkadaşlarımız var. Şu anda böyle bir takım kurduk. Eğer biz şimdi şöyle, bizim için çok önemli, devre arasına kadar biz çok iyi gidersek, bu arkadaşlarımızla, eksik olan arkadaşlarımız katılırsa, iyi bir durumda gelirsek biz kesinlikle devre arası, ben yönetimimizin çok iyi transferler yapacağını düşünüyorum. İyi şekilde yapacağız. Ama bizim öncelikle çok transfer yapacağımız dengeli tutmamız gerekiyor. Ve dengeli şekilde transfer yapmamız gerekiyordu ki kadroyu tamamlayalım. Yoksa biz ona 5, ona 5, ona 5 verdiğin zaman iyi oyuncu olarak öbürlerine alma şansın olmaz yani. O yüzden de dengeli şekilde gittik şu anda. Bizim şeyimiz inşallah ilk yarı istediğimiz yerde bitirebilirsek biz ikinci yarı yönetimimizin çok iyi transferler yapacağını kesinlikle. Ben zaten ya hedefi olmayan bir yere gitmek istemiyorum. Hedefi olanlarla gitmek istedim. Neden çalışmışsın?
Biz gittiğimiz her yerde de zaten anlatmama gerek yok. Her gittiğimiz yerde de bizim verilen hedefin kesinlikle müfiyat çıkmış. Ben 2 sene Trabzon'a gittim, 13. 5. bitirdim. Hiç transfer yapmadık. Pardon. Şu anda Trabzonspor'un yaptığı transferin biz %1'ini yapmadık. Biz o takımı aldık, 5. yaptık. Sadece bir tek Nova aldık. Bizde sol bek bir arkadaş gittiydi. Ve onun yerine ilk şart o. Ona bile tepki gösteriyorlardı, şimdi kıymetini bildiler. Nasıl bir oyuncu olduğunu anladılar. Biz Trabzon'da transfer yapabilseydik, kesinlikle ilk 5 değil, 3'e bile giderdik. Hani bir tane bile oyuncu almadık, sadece bir Nova. Onun için biz görevden kaçmadık hiçbir yerde. Antalya'da 2 puanla aldık ve şimdi bitirdik. Öyle bir sürü var diye yani hepsini anlatmam gerek yok. Biz burada da ben bir kere her şeyden Sivas'a çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Burada olduğum için de inanılmaz şeyleri unuttum. Ve burada başarılı olmak istiyorum. Başarılı olmamız için de tabii ki her şey lazım. Taraftan lazım, transfer lazım, yönetimin şeyi lazım. Desteği lazım ve hepsinden de taraftanlar da memnunuz, üyesliğinden de memnunuz. Her şeyimiz buradaki arkadaşlarımızı diğer önce kendi kafası kendine getirmek. Şimdi kadro ilk 5 hedefiniz devam edecek. Tabii ki niye devam etmesin? Ben arkadaşlarımı memnunum, ben memnunum. Tek şeyimiz işte arkadaşlarımızın kapasitelerini yakalamaları gerekiyor. Onun dışında bir sorun olacağını zannediyorum. O zaman şu anda eksiklerimiz var. Ama ben de diyorum ki, o eksiklerimizi ancak devre arası biz yapabiliriz. Devre arası için bir planınız, bir listeniz var mı? Tabii tabii, bizde liste bu. Şuradan hemen vereyim. Yani biz şimdi bir gerçeğe bakalım. Yani biz şimdi gelip bazı kulüplerden aldığı oyuncuları alma şansı yok. Ama geçen seneye baktığımızda Sivas takımı sonradan en iyi transferler, en iyi oyuncular alan kulüp ya. Şu zaman veyahut da gerektiği zaman en iyilerini alan kulüp ya. Bakın şimdi farklı gidiyor, şeyde oynuyor şimdi. İşte çıkar şunu. Gidebiliyor ya. Yani oraya istiyorum. Diyaveti istiyorsun, alamıyorsun. Onun için de Robinho zaten bitti. Hepsi kaliteli oyuncular. Sıralı oyuncular değiller. Hani, o yüzden yönetim alıyor. Ama bu sene biz kötü yakaladık. Ben gerçekten bu kadar bilmiyordum. Yani şöyle biliyordum. Bu kadar iskeletin gittiğini anlamadım. Abi bunu dezavantajı altıya çevirelim diye uğraştık. Ama çok... Bir de tabii ki bu yayıncı kurulmuş olay olunca yapamıyorsun. Onu bağlanıyor. Ama ona rağmen biz yine de transferleri yaptık. Ama dediğimiz gibi tabii ki ona göre devre arası ne kadar yüzlersek devre arası çok iyi transferler kesinlikle kızımız yapacaklar. Bizim ama iyi bir yerde olmamız gerekiyor. İlk yarı için hedeflediğiniz bir puan var mı hocam? Kafanızda canlandırdığınız bir puan? Bende puan yok. Ama tabii ki biraz önce söylediğimiz gibi maçlarımız var. Bizim bu maçlara maç maç bakıyoruz. Yani böyle biz şu puanı yakalarız, şunu yakalarız diye bir şey kullanmıyor. Çünkü lig bu, hiç belli olmaz. Onun için de bizim her şeyden önce şu andaki yaptığımız şey bizim Başakşehir, Trabzon, Alanya maçı. Bizim için final bitmediği maçlar. Bunlar bizim ilk yarıdaki hedefimizi kesinlikle belirleyecekler bu oyuncu alımcılar. Bu 3 maçtan kaç puan bekliyorsunuz hocam? Hani tabii 9 çok iyi olur ama... İşte yani şey diyemiyorum. Yani ona bir şey diyemezsiniz mesela. Maçlar belli olmuyor. Yani büyük takımların da öyle. Bir kere size bir şey söyleyeyim. Geçen sene bana göre de kötüydü. Ben hemen hemen çok maç seyrettim geçen sene. Ama bu sene lig kötü değildi ancak. Takımları iyi. İyi de transferler yapıyorlar. İşte o çoğu kulüpler biliyorsun bankalardan dolayı şey oldu. Borçlar ödendi, bir sürü şeyler yapıldı. Yapılanmaya gidildi. Ödeyen lig maçlarında hepsi zor. Kolay hiç maç yok. Bizim de dediğim gibi öncelikle Başakşehir maçı bizim için hayati derecede final maçı gibi bir maç. Bu maçta bizim bundan önce nasıl Beşiktaş maçını çok iyi şekilde bitirdiysek, oynadıysak ona göre o oynadığımız oyun Rize Spor maçının ikinci yarısı, Antep maçının ikinci yarısındaki oynadığımız oyundan üstüne çıkmamız gerekiyor. Ki biz istediğimlere gelelim. Hocam ligle ilgili bir genel soru soralım. Hüseyin dediğiniz gibi bütün takımları iddialı şampiyon adayları böyle. Gerçi nasıl görüyorsunuz şampiyonluk gelişimi? Bence erken. Şu anda bir şey konuşmak doğru değil.
Ama ben bu sene yeni sürpriz takımların çıkacağını inanıyorum. Mesela Trabzon çocuklar bir havaya kalalım. Ve inanılmaz transfer. Yani şimdi dışarıdan bakıyoruz. Bizim kendi durumumuza bakıyoruz Trabzon'daki çalıştığımızda. Biz bir oyuncu alamıyoruz. Çünkü Trabzon ona yakın oyuncu alıyor. Bir tane oyuncu alamadık mesela oyuncu. Şimdi aldıkları oyuncu bile çok faydalı. Yani, Galatasaray öyle şu anda. Diğer takımların hepsi de öyle işte. Malatya olsun, Göztepe olsun sürekli şekilde iyi transferler yapıyorlar yani. Oyuncu da pazarlayabiliyor aynı zamanda yani. Nasıl? Oyuncu da satabiliyor yani. Tabii tabii. Pazarlayabiliyor bundan dolayı da olabilir belki. Yani onun için ilk bu sene, geçen seneki gibi kolay olmayacak. Geçen sene Fenerbahçe'nin yukarıda olmaması bana göre oradaki ilk şeyini yukarıyı değiştirdi, ligi değiştirdi yani. Şimdi Fenerbahçe'de yarışın içinde olduğu zaman bayağı bir kızışacak hem aşağı hem yukarısı. Çünkü Fenerbahçe takımı geçen sene liglerin sonlarına doğru eskiden Fenerbahçe takımı şeyi takip ederdi. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, kimin oynuyor, orayı takip ederdi. Geçen sene aşağıyı takip ediyor. Şimdi yukarıyı takip ediyor tarihte. Açın yani onlar da geldi biraz. Yani o yüzden bu senelik çok zor yani. Son olarak hocam, siz takım yönetim teknik heyeti herkes çalışıyor. İlk beş hedefiniz, işte basında dahil bir. Şehir bu işin içerisine, şehrin yönetimi, şehri yönetenler bu işin içerisine, bu konuda destek konusunda neler söylersiniz? Yani? Şehir de bu işin içerisine girmedi değil mi mesela? Herhalde girecekler, giriyorlar da. Yani ben mesela Vali Bey'i de ben çok görüşüyor dediniz. Gerçekten futbolu çok seviyor, sporu çok seviyor kendisi de öyle. Ya onun için ben onların da %100 destek verdim. Dernekler olsun, hepsinin olsun. Ya bir başarı gelecekse burada bir bütün olmak gerekiyor. Yani onlar destek vermiyor, biz kendi halimize gidersek olmaz. Herkesin buraya bir sahip çıkması gerekiyor. Onun için Sivas çok önemli bir yer, çok önemli bir şey. İşte geçen işte gördüğümüz Cumhurbaşkanımız geldi, diğer şeyler geldi, işte politikacılar geldi, CHP'den geldi. Herkes buradaydı bir yerde, buradaydı. Yani onun için burası çok çok önemli bir yer. Yani mutlaka bizim yani her yerde de en çok Sivaslı var. Yani açın tam net şekilde böyle destek verirlerse o zaman mutlaka çok iyi şeyler çıkar. Ama ben tabii ki net görmüyorum bir şey zaman ne olur da. Yani öyle bir şey olursa o zaman başarı kesinlikle gelir yani. Gelmemesi için de ben bilmiyorum. Var mı? Yani size söylemek istediğim biraz önce sizler de söylediniz. Bazı bilinmeyen şeyler var. Özellikle futbolcu arkadaşlarımızla ilgili. İşte Erzurum maçıyla almanızın nedenlerinden bir tanesi de bu arkadaşlarımızın çok iyi duruma gelmeleri için oluşuyor. Ama dediğimiz gibi transferlerimiz de bu sene kopuk oldu. Çalışmalarımız da kopuk oldu. Şu anda bir bütün oldu. Buradan sonra tabii ki inşallah transferde istediğimiz seviyeye gelecek. Şu anda şey bir şey yok galiba. Yani böyle bir bizim için ilk şu anda yeniden başlıyor yani. İşin gerçeği bu. İlk başımızda bizim Başakşehir. O da dediğim gibi ligde belki de oyuncumuz en zor başarılı bir tanesi. Şimdi Başakşehir için önemli. Bizim için çok önemli. İnşallah istediğim şekilde bitireceğiz. Onun için de çok mücadele etmemiz gerekiyor. Ve demin de söyledim. Herkesin arkadaşı, herkesin kapasitesini ortaya çıkması lazım. Başka var mı arkadaşlar? Korucamız. Hocam şimdi siz basın mensubu arkadaşlarımız sizden beklentileri, takımdan beklentilerini sordu, cevapladı da sizin de basından beklentileriniz, arkadaşlarımızdan beklentileriniz var mı? Basından bir sıkıntı yok. Hayır, sıkıntı olarak değil, bir beklenti olarak. Abi beklentiden bir şey yok ya, bir şey yok. Bizi destekleyin yeter değil mi? Ha? Bizi destekleyin yeter. Hayır, destek şöyle yani biz şimdi mesela... Ben oluyorum dedim. Burada oluyor da ben bazı işte büyük takımlarda falan böyle çalıştığım zaman ben gittim mesela örneğin Trabzon'da bir baktım şeydi, yani basını almıyorlar içeri. Yani bir basın 10 dakika falan duruyor değil mi Kerem? 10 dakika ama işte bu duruyor gidiyordu. Yani basın geldiği zaman 15 dakika ne çekiyor? Sen 15 dakika zaten ısınıyorsun. Evet. Isınırken de koşuyorsun, hep onu çekiyor, başka bir şey yok. Ben de dedim ki kardeşim serbestsiniz. Tamam, kalın hiç sorun yok. Ha tepki gösteren nerede oldu? Basınlar dedi ya başka yerde. Yok dedim ya, futbolcu da örnek olsun kardeşim. Hoca çalışsın, hiçbir şey vermesin basına malzeme yani, öyle değil mi? Ondan sonra ben açtım. Tamam, ben burada basını düşünerek, neden hepiniz bir yerde çalışıyorsunuz, oraya bir şey götürmek zorundasınız, haber götürmek zorundasınız.
Hep koşuyu çek git, koşuyu çek git olmaz sizin için. Biz de açık bırak. Yalnız dedim sizden bir şey istiyorum ben. Kardeşim benim de listem yazsın. Ya ben ne diyorsam onu yap. Ben sizi ne habersiz bırakırım ne bir şey. Siz bana geldiğinizde, ya hocam seninle bir röportaj yapacağız. Daha ben burada bir kişiyle yaptık, doğru düz. Başka yok yani. Birisi geldi bana, ya hocam ya biz bir yapalım, şunu işte dışta, şunu bir görüşelim diyen olmadı ha. Diyen olduğu zaman da, yok kardeşimiz gelmiyor benim yapmam diye bir şey olmaz. Yani ben onlara gelirim, onlara da bana gelecek. Yani ben dediğimi yazsınlar yeter. Onun dışında bir şeye gerek yok. En küçücük şeyde size diyorum hocam için. En küçücük şeyde bilgiye verirsin. Ben buraya niye geldim? Ben buraya başarı için geldim. İşin gerçeği bu. Yani başarmak için de bir bütün olmak lazım hep beraber. Ha, sıkıntılarımızı anlattım, güzel şeylerimizi anlattım size. Şu anda bana göre siz kafanızda bir sürü şeyi de hallettiğinizi zannediyorum. Ordularla ilgili, her şeyle ilgili. Bundan sonra zaten bir şey yok. Ben sizden biri sayılırım. Ben buralıyım ben de. Ben her türlü varım, her şeye de varım. Her türlü şeye de açığım. Ama futbolun tabii bir tane de gerçeği var. Hepsi hikaye. Her şeyin sağlık sorunuyor bana. Çok yani her şey sabit konuya bağlı ama ben diyorum ki taraftarımızda sakin, sabırlı içinde takımların takip etsin. Bu takım herhalde 3 haftaya kadar inşallah çok çok daha iyi olacak ama öncelikle şu 3 tane maçımızın kesinlikle iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.